Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, dün bir mazeretimiz nedeniyle, şehir dışında olmamız nedeniyle bu dersimizi yapamadık. Ama inşallah bugün yerine getirmiş olacağız. Evet, şimdi şöyle ifade edeyim. Yaratılıştaki ihtişamı düşünmek başlıklı bir konudayız bugün. Ve tabii son hadisimiz 86. hadisti ve 86. hadisten itibaren devam ediyoruz. Mustafa Sezer Bey, geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Cenab-ı Hak'tan hayırlı şifalar diliyorum. Rabbim inşallah manende sizi tertemiz bir noktaya getirdi diye de düşünüyorum, temenni ediyorum. Çünkü hastalıklar sonuç itibariyle bize belirli bir takım imkanlar, şanslar tanıyorlar. İnşallah ondan istifade ettiğinizi Cenab-ı Hak sizin lehinize, sevap hanenize çok güzel sevaplar yazdığını düşünüyorum. Evet, bugünkü dedim ya, başlıktaki şeyimiz bu. Yaratılıştaki ihtişamı düşünmek, yani tefekkür etmek, tefekkür hazinemizi genişletmek. Evet, bir yıllık nafile ibadetten bir saat yani bir saat tefekkürün daha evla olduğunu söyleyen bir peygamberimiz var. Yani bunu düşünmek, akletmek, akıl hazinesini, aletini iyi çalıştırmak ve böylece inşallah çok daha güzel bir noktaya ulaşmak. Hedefimiz, gayemiz, maksadımız inanın bu. Onun dışında elhamdülillah Cenab-ı Hak bize bir şans vermiş. Bu şansı bir şekilde kullanacağız. Sonuna kadar kullanacağız. İnşallah güzel bir noktayı da yakalayacağız diye ümit ediyorum. Hem bu şahsımızla ilgili, ailemizle ilgili, memleketimizle ilgili, alemi İslam'la ilgili biraz daha çemberi geniş tutalım. Bütün insanlık için güzel, hayırlı, efendim bereketli, Cenab-ı Hakk'a kul olan ve sonucu da cennet olan bir gidişimiz var inşallah. Evet, ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Önce biliyorsunuz ayetleri getiriyor Nevevi, daha sonra hadislere geçiyor. İlk ayet şöyle. Kul inneme e'idukum bi vahidatin أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. Evet, de ki size sadece tek bir öğüt veriyorum. İster başkasıyla birlikte, ister yalnız başınıza Allah için durup iyice bir düşünün. Evet, ister toplu bir halde bir araya geldiğinizde, İsterseniz yalnız şöyle oturduğunuzda o Allah'ın vermiş olduğu o idrakı, o iradeyi, o aklı, fikri, düşünceyi öyle bir çalıştırın ki sonuç sizin için güzel olsun. Evet, ne diyor Cenab-ı Hak? Size bir tek öğüdüm var. Tabii bunu bir başkasının diliyle. Evet. Neyse, netice itibariyle bu bize hitap ediyor. Bir diğer ayet şöyle. Estağfirullah. İnne fî halgis semâvâti vel ard. Vahtilâfil leyl ve nehâr. Le âyâtun li ulil albâb. Ellezîne yedikûrûnallâhe gıyâme ve gu'ûde ve alâ cunûbihim. Ve yetefekkûrûne fî halgis semâvâti vel ard. Rabbena ma halakte hâzâ bâtilâ subhâneke. Evet, çok hoş bir ayet ve bize, bakın önümüze bir neyi
şey yapacaksınız, tefekkür edeceksiniz, neyi düşüneceksiniz, orayı bir açıyor. Yani tabiri caizse şimdi şöyle ifade edelim, başlangıçta önümüze bir kitap açılıyor ve o kitabı şöyle yavaş yavaş Bismillah deyip çeviriyoruz, içerisindeki manaları görüyoruz, tefekkür ediyoruz, efendim maşallah diyoruz, barekallah diyoruz, yani yazarını kutluyoruz, şimdi ne de ilmi var diyoruz. Yani bir kitabı incelemek, bir kitap hakkında düşünmek, kitap hakkında yeni bir kitap, bir makale neşretmek nasıl bir şeydir? Mesela elinize aldınız kitabı. Elinize kitabı aldınız. Ve bu kitapla ilgili bir makale sizden istendi. Yani bu makale nasıl bir şey olacak? Şimdi kalkıp da şu nokta, efendim karton kapaklı, evet, yazı işte News Roman şeklinde veya Times Roman şeklinde vesaire yazılmış, güzel. 1,5 aralıkla yazılmış, tamam, o da doğru. Mürekkep olarak siyah bir mürekkep kullanılmış, eyvallah. Sonra başlıklardan önce 1,5 aralık değil 2 aralık kullanılmış, tamam. Sayfa sayısı 271, evet. İyi bir indeks hazırlanmış, o da doğru. Karma indeks üstelik de. Ve kaynakçasına baktığımda kaynakçasında şu kadar eser yer alıyor. Şimdi bunlar doğru olan şeyler bununla ilgili. Ama asıl maksat, yani bununla ilgili yazılması gereken makale şu anda doğru mudur? Bu söylediklerimiz yapıldığı takdirde bu istek, arzu yerine gelmiş midir? Hayır, asla. Ne isteniyor buradan? İstenilen şey içerisindeki asıl manaları okuyabilmek. Tamam? Yani şimdi kainata bakıyoruz. İşte ay, güneş, yıldızlar vesaire, şimdi Cenab-ı Hak oralara dikkat çekecek. Şimdi oralara bakıyoruz. İşte dünyamızla güneş arasında şu kadar bir mesafe var. Efendim güneşle dünyamız arasındaki mesafe 1-2 kilometre uzak olsaydı donardık. 1-2 kilometreye yakın olsaydı yanardık. Yani bunlar herkesin bildikleri şeyler. İyi de onu orada ayarlayan kim ve bizden ne istiyor? Sonra bu kadar yıldızlar hep dönüyorlar, dolaşıyorlar, gidiyorlar, hareket halindeler ama birbirleriyle çarpışmıyorlar. İşte çıkıyoruz karayollarına. Allah muhafaza. Yani hele hele daha önceki duruma bir bakın. Bölünmüş yollar olmadan önce gidiş gelişli o yollarda işte hep yanlış sollamalar, şunlar bunlar derken insanlar birbirleriyle çarpışıyorlar. Bırakın arabaların çarpışmasını karayollarında, ya atmosfer geniş, Allah'ın atmosferi geniş. Yani bakıyorsunuz gökyüzünde uçaklar bazen çarpışıyor. Uçaklar çarpışıyorlar. Niye? Bu çarpışmanın nedeni şöyle bir meseleyi ifade edeceğim. Yani iki ayrı kafadan idare olundukları için çarpışıyorlar. Tek kafa idare etse, bak iki tane elim var. İki elim kesinlikle birbirini tokatlamıyor veya kendi kendini tokatlamıyor. Birbiriyle vuruşmuyorlar. Niye? Çünkü aynı kafa onları idare ettiği için. Aynı merkezden emir aldıkları için. Bu kainattaki bu güzel intizam ve nizam bir güzelden ve onu tanzim edenden geliyor. Yani Allah'tan bir olan, vahid olan Allah böyle yapıyor. Yani katmıyor, karıştırmıyor. Yani ve hu ala kulli şeyin kadirdir bilirsiniz. O her şeye kadirdir.
Ve huve alâ küllü şeyin alimdir. O her şeyi bilendir. Şimdi tefekkür edeceğiz de bu tefekkür, lütfen şurasını bilelim. Tefekkür ederken biz Allah'ın şahsını değil, Allah'ın varlığını evet tefekkür edeceğiz. Ama Allah şöyle miydi, böyle miydi? İşte renk onun için geçerli mi? Bizim için geçerli olan şeyler onun için geçerli mi? Leyse kemislihi şeydir o. O hiçbir şeye benzemez. Ve dolayısıyla onun şahsıyla ilgili düşünmeyeceğiz. Biz çünkü oradan çıkamayız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki siz onun yarattıklarını düşünün. Onu kendisini değil, zatını değil. Evet, orada işte şeyler yanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bizim her şeyimiz sınırlı olduğu gibi insan olarak, mesela Sayın Dalkan olarak, efendim şuraya kadar görürüm, ötesini görmem. Şöyle görürüm, daha beriye getirdiğimi görmem. Şu kadar ki sesleri işitirim, daha üstesini işitmem. Şimdi şunu demek istiyorum. Ben bazı şeyleri idrak edebilirim. Ama her şeyi değil. Yani bizim de idrak sınırımız var. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. 40 wattlık bir cereyanla çalışan bir aygıta, bir alete, elektronik bir alete siz 100 watt verirseniz ne olur? Bozulur. Yanar. Yani şimdi dolayısıyla şu beynin yanmaması, devrelerin karışmaması için Peygamberimizin tavsiyesine uyacağız. Biz Allah'ın zatını değil, onun yaratıklarını düşüneceğiz. Evet, şimdi gelelim biz ayete tekrar. Şimdi ne denmişti? Göklerin ve yerin yaratılışında bir, göklerin yaratılışı, yerin yaratılışı. Tefekkür edeceğimiz şeyler. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, evet gece ve gündüz gidip gelişinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanları üzerine yatarken de Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden temzih ederiz derler. Evet, çok hoş. Yani şimdi biz demek ki göklerin yaratılışını, yerin yaratılışını, gece ve gündüzün birbiri arkasınca gelişini ne yapacağız? Düşüneceğiz. Çünkü bizimle ilgili burada çok ibret alacağımız hususlar var. Evet, ne zaman düşüneceğiz bunu? Yani oturup da bir kenara kendimize tefekkür saati mi ayarlayacağız? Tefekkür saati. Ha, o da olabilir tabii ki de. Fakat öyle illaki ben şu saatte oturacağım, tefekkür edeceğim. Zaten 5 vakit namaz tefekkür içinde güzeldir. Elimize aldığımız her bir fen kitabı, fiziktir, kimyadır, biyolojidir, ne bileyim yani coğrafyayla ilgili olan astronomi, astroloji ve diğerleri, hepsi zaten tefekkür için bir numara. Evet, yani tefekkür etmek için illaki özel bir şeye gerek yok. Mesela öğrencilerimiz rahatlıkla her ne kadar hocaları Allah'tan, kitaptan söz ediyor veya etmiyorsa da rahatlıkla bilecek ki burada madem ki bir nizam varsa orada bir nazam vardır. Burada bir düzen varsa düzenleyici vardır. Burada efendim
Şimdi her halükarda güzellikler varsa bu güzellikler bir güzelden geliyor. Bir ilim ve iradenin sonucu ortaya konmuş. Nasıl ki diyelim mesela bir yazı tahtasını düşünün, yanına da bir kalem koyun, hatta olmadı mürekkep de kenara yedek olarak koyun ve bir gün sonra değil, isterseniz bir yıllık süre tanıyın, bin yıllık süre tanıyın, gelin bakalım herhangi bir şey tahtaya yazılmış mı, anlamlı bir şey var mı? Yok, olmaz. Eğer siz anlamlı bir şeyi tahtada görüyorsanız, bir yazı, bir cümle orada var ise diyorsunuz ki bunu mutlaka yazan birisi var. İşte o noktada bir tefekkür sayfası bize açılıyor. Ve dolayısıyla küçük bir yazıdan daha mı basittir şunu yazan, şu kalemi tutan el? Kalemi tutan, işte kalem için bir usta düşüneceğiz ama şu onu tutan ve çalıştıran bu el için bir ustayı hiç hatırımıza getirmeyeceğiz. Sevgili dostlar, bunun, bu hastalığın sebebi ne bilir misiniz? Buna ne deniyor? Bunun adı ülfet, alışkanlık. Yani biz sanki bu mecburmuş gibi. Mesela burada ne dedi? Gece ve gündüzün oluşunda oturup tefekkür ederler dedi. Şimdi biz zannediyoruz ki yani güneş doğmak zorunda. Gerçi güneş doğan güneş değil, biz dönüyoruz da bir de onun etrafında dönüyoruz. Birisinde yıllar, birisinde gece ve gündüz meydana geliyor. Gecenin oluşu bizim için hayır. Gündüzün oluşu bizim için bir hayırdır şüphesiz. Evet, bu esnada bir soru var. Şöyle ifade edeyim, okumakta fayda var. Koronavirüsü bir tefekkür sebebi sayabilir miyiz hocam? Tabii her türlü şeyi sayabiliriz abi. Yani şöyle söyleyeyim, bu noktada demek ki diyoruz, biz umumi bir şey olmasa, yani bir takım yanlışlarımız olmasa böyle umumi bir musibet bizim başımıza gelmezdi. Demek ki umumi bir musibet, daha doğrusu musibeti sebebiyet veren bir takım hatalarımız var. Bu şahsımızdan kaynaklanmayabilir. Yani içinde bulunduğumuz ne bileyim şehir halkından kaynaklanmayabilir. Ama özellikle koronavirüs noktasından baktığımızda bütün insanlığı tehdit ediyorsa o zaman bütün insanlığın bir şeyi var, hatası var, bir suçu var ki oradan geliyor. Yani suç illaki suçtan dolayı mı ortaya çıkmıştır? Yani biliyorsunuz bu tarzdaki musibetler ya bizzati suçumuzun sonucudur, bir ders verme amaçlıdır Cenab-ı Hak'tan ya da bizim makamımızı yükseltme noktasında Cenab-ı Hak burada ne yapar? Bir imtihana tabi tutar ve sabretmek ve şükretmek şartıyla makamımızı yükseltir. Şöyle diyelim, mesela peygamberlerin suçları mı vardı? Onların başlarına çok şeyler geldi. Hazreti Peygamber'i düşünün. Efendim diğer tarafta Hazreti Yusuf, yani yıllarca hapiste kaldı. Ne suçu vardı? Şimdi onun dışında Hazreti Eyyub Aleyhisselam sabır kahramanı deriz değil mi? Yıllarca hastalık çekti, onlarca yıl belki şikayet etmedi, sabretti, şükretti. Ama Allah sonunda ne yaptı? Ona bir şifa verdi. Eski haline geri döndürdü. Şimdi ben şu noktayı diyorum. Tabii ki bunda da tefekkür edecek, bunda da kendi kendimizi sorgulayacak bir husus illaki var. Zaten tefekkür dediğimiz şey beynin
aklın bir ameliyesi değil midir? Yani aklı olmayan, affedersiniz, hayvanlar mı düşünecekler? Tabii ki biz düşüneceğiz. Şimdi etini, sütünü, yağını yediğimiz hayvan mı düşünsün, ibadet etsin? Yoksa onlardan istifade eden biz mi? Şimdi bir bizim kaldığımız yere bakın. Kim fazla şükretsin? Hayvanlar mı, insanlar mı? İnsanların kaldığı yerlere bakın. Bir de hayvanların yattığı yerlere bakın. İnsanların sofrasına bakın. Hayvanların sofrasına bakın. Kim şükretsin şimdi? Evet, her neyse, şükredecek olan, düşünecek olan, tefekkür edecek olan biziz. Yani insanlar. Demek ki göklerin ve yerin yaratılışını düşüneceğiz. Bir, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişini düşüneceğiz. Bunlarda ibretler vardır diyor Kur'an-ı Hakim'de. Ve hangi şekilde dedik? Ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken de biz Allah'ı anacağız ve tefekkürümüzü yapacağız. Evet, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve birazdan gelecek farklı yerlerde biraz da böyle şöyle söyleyelim, bazı özel olan hayvanların yaratılışına da dikkat çekiyor ayetler. Evet, demek ki sonuçta ne diyeceğiz biz? Rabbimiz, bunu boşuna yaratmadım. Seni eksik sıfatlardan tenzih ederiz. Sübhaneke diyeceğiz. Evet, bir diğer ayette ise, evet, söylemek istediğim şey buydu. Efela yenzurune ilel ibili keyfe hulikat ve iles semai keyfe rufiat ve ilel cibali keyfe nusibet ve ilel ardı keyfe sutihat. فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ. Evet. اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ. Deme ya, bakmazlar mı? كَيْفَ خُلِقَ. Nasıl yaratılmış? Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş? Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişler? Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmış, serilmiş? Artık sen öğüt ver. Sen sadece bir öğütçüsün. Evet. Tabii biz birbirimizi hatırlatacağız. Bu noktada hiçbir şekilde kalkıp da bir başkasını itham etmek yok bizde. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, Cenab-ı Hak peygamberlerine öyle diyor. Ve mâ alâr rasûlü illel belâg. Yani sana düşen sadece hatırlatmaktır. Yani inandırıp inandırmamak, tesirini halk etmek veya etmemek, yaratmak veya yaratmamak Cenab-ı Hakk'a ait olan şeydir. O noktaya biz girmiyoruz. Evet. Demek ki biz şimdi ne yapacağız? Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmış? Yani aslında bu noktada bizim tabii ziraat fakültelerimiz var. Yani belki deveyi inceleyen hocalarımız, onu okuyan öğrencilerimiz, kardeşlerimiz mutlaka var. Onlar daha iyi bilirler. Mesela düşünün ki biz günde 3-5 sefer su içmezsek olmaz. Ama bir deve bir su içer, çölü geçer ve gider. Yani öyle enteresan yaratılmış ki, yani yağı suya tahvil edebilecek, değiştirebilecek bir vaziyette yaratılmış. O hörgüçlerinde biriken yağları o tarzda yapılıyor. Onun dışında genelde çöl hayvanıdır, bilirsiniz. O ayaklarının yapısı bile ona uygun. Yani her şeyiyle oraya uygun yaratılmış. Neyse, şimdi aslında bunları getirince onlarla ilgili olan hususları da tek tek sıralayıp bir tefekkür etmek lazım aslında da. İşte bu da
benim tembelliğim diyeyim. Bu da benim üzerinde kalsın şey. Ve göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Evet. Ve ile semai keyfe rufiat. Sonra dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikilmişler? O hazineli direk sanki onlar. Yani düşünün ki şöyle ifade edelim. Bazı gemiler vardır ve o gemilerin orta direkleri vardır. Geminin orta direği. O geminin o direği olmazsa yalpalar. Şimdi dünyada da Cenab-ı Hak sanki yeryüzünü bir takım sıkıntılardan korumak için o hazineli direklerini çakmış, tabir caizse kaldırmış ve böylece insanlar rahat rahat ne yapıyorlar? Seyri seferde bulunuyorlar. Geziyorlar, üstünde yiyorlar, içiyorlar. Evet ve bu yolculuk maşallah barikallah devam ediyor. Evet, dağlarla ilgili aslında söylenecek şeyler var. Coğrafyacılarımız bu işi bizden daha iyi bilirler ve onu onlara havale ediyoruz. Evet, yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmış? Hani şöyle bir söz vardır. Mesela çocuk bekliyorsunuz. Evlisiniz ve çocuk bekliyorsunuz. Çocuk gelmeden önce siz ne yaparsınız? Onun yatacağı yeri, işte giyeceği ilk etaptaki kıyafetlerini, onun için bir hazırlık yaparsınız değil mi? Evet. Yani kalacağı yer hazırlanır. Veya misafir gelecek, misafir gelmeden önce onunla ilgili bir takım hazırlıklarınız vardır. Misafir ne kadar kalacak? Efendim, şimdi nerede, hangi odada misafir edeceksiniz? Onun hangi ihtiyaçları var, onları nasıl karşılayacaksınız? Ona ne yedirip ne içireceksiniz? Kuzu mu keseceksiniz? Tavukla mı idare edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Evde ben tabii hepimiz öyledir de bizde bile genelde böyle yani gelmeden önce işte böyle evin halkında böyle ufaktan tatlı bir telaş başlar. Şimdi çocuk doğmadan önceki tatlı telaşı bir düşünün. İşte nasıl ki hazırlık yapılıyor ise Cenab-ı Hak da dünyayı insana uygun bir tarz içerisinde hazırlamış ve misafir gelecek. Bu misafir kim? İnsan. Aklı, fikri, düşüncesi, tefekkürü, teemmülü olan insan dünyaya teşrif edecek. Ve ondan dolayı da Cenab-ı Hak ona uygun bir tarz içerisinde ne yapmış? Yaratmış. Havamız öyle. Efendim kalacağımız yer böyle. Hangi şeylere ihtiyacımız var? Meyve, sebze, tahıl, şu, bu vesaire her şeyi Rabbim kime göre yaratmış? İnsana göre yaratmış, hazırlamış, buyur demiş ve biz de gelmişiz. Şimdi misafiriz. Ama misafiriz de şimdi şöyle ifade edelim. Misafirin yani ev sahibinin fazla işine karışmayanı makbuldür. Misafirin sağa solu dağıtanı çok makbul değildir. Misafirin teşekkür edeni makbuldur. Yani yiyecek, içecek, kalacak ondan sonra daha teşekkür bile etmeden çekip gidecek. Böyle bir misafir sizin hoşunuza gider mi? Yani misafirhane sahibi olan Allah biz gelmeden önce bizim için şu kainatı yaratmış. Bak yeryüzünü yaymış, bir efendim sofra halinde sermiş, dağlarımızı hazineli direk olarak dikmiş, ne ihtiyacımız varsa madeniyattan genel manada o hazineli direklerin içerisinde mevcut. Evet, sonra gündüzümüzde hem bizi ışıklandıran, aydınlatan ve de şöyle ifade edelim,
yemeklerimizi pişiren, yani sebzemiz, meyvemiz neyle pişiyor? Tahıllar neyle olgunlaşıyor? İşte güneş ışığıyla. İşte o güneşi oraya hazırlayan Allah. Yani bütün bunların karşısında duyarsız mı kalacağız? Şüphesiz ki teşekkürümüzü yapacağız ve böylece tefekkür noktasında bir kazanımımız olacak. Ha, bir diğer ayet. Bitireceğim. Efelem yesiru fil ardı feyanzuru. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. Evet, tefekkür edeceğiniz demek ki şeylerden birisi de geçmiş milletler nasıl yaşadılar, hangi noktada yanlış yaptılar ve Allah da onları yerle yeksan etti. İşte onları da demek ki bizim düşünmemiz, tefekkür etmemiz icap ediyor. Evet sevgili dostlar, bugünlük bu kadar. Hatta 3-4 dakikamız geçti. Hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Rabbi Rahim'im yar ve yardımcınız olsun. Sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde nice günler ve ömürler diliyorum efendim. Hayırlı akşamlar.